Rahat ol sen, sarsılsam da yıkılmam. Ben içimde hip-hop ruhu, öyle teslim olmam hemen. Ölümüne direnir bedenim et ile kemikten. Haksızlık gördüm mü saklanıp bakmam delikten. Beni benden alan, ihanetten merhaba bir arkadaşlar, düşman. Ben Derviş Gezgin Derviş, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Vostok Sohbetleri'nin bugünkü konuğu Kadıköy acil kurucularından değil mi? Selo. Selo ve başkan. Çağrı. Ve Çağrı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bro. Nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben deyim, teşekkürler. Araba çok kıyakmış bu arada. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi hızlıca videoya başlayacağız. Öncelikle bu araya bir intro koymak istiyorum. Daha sonrasında hızlıca sorularınıza başlayacağız. Tabii, okay. Hazır mıyız? Sağ olun. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Şuracığım. Şimdi soldan mı sağdan? Sağdan. Şimdi öncelikle diyorlar ki tamam, Vostok Sohbetleri'nin bugünkü konu Selo ve Çağrı. Peki bu Selo ile Çağrı kim? Öncelikle kısaca bundan bahsedebilir miyiz? Selo, Kadıköylü bir çocuk. Rap ile uğraşıyor, rap müzikle uğraşıyor. Onun dışında hayatını kazanmak için bir şeylerle uğraşan bir adam. Ama genel anlamda baktığı zaman hip hop kültüre emek veren, hip hop kültürü için bir şeyler yapan, çabalayan, uğraşan bir adam olarak daha iyi bakabiliriz profilde. Peki gerçek ismin nedir abi? Benim gerçek ismim Seyahattin ama oradan kalma, o biraz uzun olduğu için insanlar Selo demeye başladılar. Aslında orijinal isim, kendi de çok da lakap gibi değildi. Selahattin'in kısaltılmış hali yani Selo. Abi, millet bu Mahlas diyorsunuz değil mi buna biz aslında? Mahlas, aynen. Bu Mahlas'ı bulmak için bayağı uğraşıyorlar ama sen biraz kolaya kaçmışsın bu konuda sanırım. Yok, aslında bir şey yaratmak değildi de hani olan şey, daha kolay olan bir şeyi yaşatmak daha güzel diye düşündüm. Yani insanlar daha rahat, daha farklı anlamda değil de daha rahat ulaşabilirler isim Selo, Selahattin vesaire. Peki sen kendinden biraz bahseder misin? Ben Çağrı Ünsal, Kadıköy acili ailem olarak görüyorum. Selo abi, abimiz zaten. Rap'e gönül verdik. İyi bir dinleyiciyiz. Türkçe rap'in gelişmesi için uğraşıyoruz kendimizce. Sokaktayız. Sokakta büyüyoruz. Sokakta yaşıyoruz. Sokak hayatına hakimiz. Mahallecilik kültürü var biraz bizde. Semtçilik yapıyoruz biraz Kadıköy'de. Biraz fazla bu değil mi? Yani bayağı bir sahiplenme olayı var ve dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla bunu. Ama insanın zaten değerlerine sahiplenmesi lazım bence de. Bir şeyleri yapması lazım. Herkesin elini taşı altına koyması lazım diye düşünüyorum. Peki bu şimdi Kadıköy Acil dedi. Kadıköy Acil nedir? Bir oluşum mudur? Bir tarikat mıdır? Yoksa bir grup mudur? Ya insanların vasıflandırdığı şey gibi bir şey aslında. Oluşum bu. Hip hop oluşumu. Moruk eskiden beri rapçilerin, breakdansçıların, graffiticilerin bir araya gelerek yaşattığı, kendilerine isim verdikleri bir grup. Hip hop için çalışan bir grup aslında. Kaç senelik bir oluşum? Çünkü ben lise zamanlarımdan beri 90, aslında Kadıköy Acil'i biliyorum. Aslında geçmişine baktığımız zaman 90'lara kadar dayanıyor Moruk. 90'lara yani 95'ten öncesine 95'lere kadar gidiyor yani. 94-95'lere kadar gidiyor hip hop olarak. Ve hani sadece Kadıköy olarak düşünmemek lazım Kadıköy Acil'i. İzmir var, Ankara var. Farklı şehirlerde bizim beraber olan kardeşlerimiz, dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Aynı tayfaya hizmet eden aslında Kadıköy Acil demek aslında bir sürü kardeşin, arkadaşın bir araya gelerek oluşturduğu hip hop tayfası, hip hop timi işte ne derseniz artık ismine, öyle bir grup yani abi. Kadıköy'de doğdu ve daha sonrasında Kadıköy'ün sınırları evet, dışına çıktı aslında. Evet, genelde tabii. Lokasyon bazlı kalmadık artık Türkiye genelinde. Her yerde bir şeyimiz var. Çünkü Kadıköy Acil denildiği zaman insanlar bunu sadece Kadıköy'de zannediyorlar ama zaten yok. Hani ben de az çok takip ettiğim için bunu inanılmaz bir derecede yayıldığını görüyorum ve bunun hani bu derece yayılacağını siz aslında ilk kurulduğu zaman biliyor muydunuz? Yani biz aslında çocukluğumuzdan beri bu işin büyüyeceğini biliyorduk. Yani insanlar zamanında bize bir şeyler söylerken işte aşağılarken daha doğrusu farklı gözle baktıkları zaman bile biz bu işin bu kadar büyüyeceğini biliyorduk yani, çünkü emek vererek geldiğimiz bir işin sonuçta şey yapacağını veriyorduk, verimli olacağını, hani bir şeyler kazandıracağını biliyorduk yani, hip hop'un gelişeceğini biliyorduk. Eskiye baktığın zaman, yeniye baktığın zaman aslında aradaki büyük olan uçurumun biz ta en ucundan başlayarak geldik uçurumun başına, yani öyle söyleyeyim yani. Eskiden var olan bir kültürdü, şimdi biraz daha genişledi, biraz daha ilerledi ama Kadıköy Acil dediğin zaman
bütün semtlerde, bütün şehirlerde bir abi kardeşlik ilişkimiz var. Yani bir sağlam tayfacılık olarak bir şeylerimiz var. Bunu ben özellikle seni davet etme sebebi, şimdi ben bunu araştırdığım zaman ve Kadıköy'de Selo Başkan denildiği zaman Selo Başkan ve Selo Abi olarak anılıyorsun. Bu benim çok hoşuma gitti çünkü burada onlara bir abilik ve bir abilik yaptığını bariz bir örneği bu. Peki şimdi Instagram'dan gelen sorulardan bir tanesi şu şekildeydi. Biz Selo Başkan'ı Kadıköy'de görüyoruz ve yanına yaklaşmak istiyoruz. Fakat birazcık sert bir mizacında olduğu için çekiniyoruz. Yani buradan onlara söylemek istediğin bir şey var mı öncelikle? Öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Yani hiç kimsenin öyle çekinmesine gerek yok. İnsan yemiyoruz sonuçta. Gelip beraber oturup sohbet edip muhabbet edebiliriz. İnsanları seviyoruz, onlar da bizi sevsin. Dışarıda belki öyle görünüyor olabiliriz ama kalbimiz asla öyle değil. Onları seviyoruz, onlar da bizi sevsin. Uzaktan değil, yakından. Peki şimdi şu anda rap kültürüyle alakalı 5 sene öncesindekiyle şu anki arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? 5 sene önce rap kültürü biraz daha farklıydı ve şu anda aslında yeni nesilinde ve biraz daha farklı tarzlarında çıkmasıyla rap biraz daha farklı bir boyuta gitti. Farklı bir isimler çıkmaya başladı. İsimleri versem şimdi bilemedim. Nasıl bir polemik olur ama. Yok, sorun değil. Zaten isim verdiğin insanların çoğu abi kardeşiz. Hep beraberiz yani. Eskiden hip hop kültürü orijinal bir kültürdü. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda orijinalliğini yitirdi diye söylemiyorum. Eskiden eski okul geleneğine dayalı bir kültür hayatı vardı ama şimdi birazcık daha trap gelerek, farklı müzik türleri gelerek biraz daha işin boyutu değişti. Biraz daha işin gelişim olarak şekli değişti. Yani biz hip hop olarak buna baktığımız zaman bir kayıp olarak görmüyoruz. Bir kazanç olarak bakıyoruz bu işe. Renk her zaman iyi bir şeydir. Yani işin farklı çeşitli kolları olması iyi bir şeydir. Bu insanlara daha çabuk ulaşmamıza vesile oldu. 5 sene önceki duruma baktığımızda hip hop şu anki randımanı alamamıştı ama şimdi hip hop'u baktığımız zaman bütün her yerde var. Televizyonlarda var, gazetelerde var, orada var, burada var. Konserlerin en çoğu böyle hip hop artık. Eskiden şuraya baktığımızda gördüğümüz afişler şimdi yerini hip hop aldı ve şu an iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani bu dinleyicisi olsun, söyleyen olsun, breakdancısı olsun, grafitisi olsun, hep beraber 5 elementin bir araya gelerek oluşturduğu bir kültür olarak bakıyoruz ve bu bir sene sonra, 2 sene sonra daha farklı bir duruma gelecektir. Eski okul var, yeni okul var ama ikisinin de amacı hip hop, ikisinin de amacı kültürü yaşatmak, ilerletmek. Ve ikisi de bence iyi. 5 sene önce de hip hop çok güzeldi, 5 sene sonra da hip hop çok güzel. Sadece aradaki fark biraz kitle olarak genişledik. Birazcık daha farklı insanlara kendimizi duyurmayı başardık. Yani eskiden neyse şimdi de hip hop o. Sadece arada bir insan fazlalığı oluştu, o kadar. Bu insan fazlalığı zaten iyi anlamda. İyi çünkü anlamda tabii ki. 77'ye artık herkes rap. Eskiden daha böyle küçük bir kitleye hitap ediyordu rap. Yani sadece raple ilgilenenler biliyordu rapçileri ya da hip hop artistlerini, işte grafitiyle uğraşan kişileri. Şimdi artık biraz daha popüler oldu diyelim. Hani her televizyonda, radyoda eskiden yer verilmiyordu ama dijital medya sayesinde şimdi artık her şey değişti ve normal hiç tanınmamış birinin bile bir anda ünlü olma durumu diye bir şey gelişti artık. Evet. Dünya genelinde böyle, sadece Türkiye'de de değil. Türkiye'de bu şekil yansıdı. Daha fazla kitleye hitap ediliyor. Daha fazla etkinliklerde rapçilere yer veriliyor ya da daha fazla hip hop unsurlarına yer veriliyor artık birçok etkinlikte, organizasyonlarda. İnsanlar da artık alıştı bu duruma. Biraz daha büyüdük. Aslında hip hop sokaktan gelen bir kültür. Yani kazanım kapısı sokak oldu her zaman. Yıllardır bir iki yüzlü bir camia vardı aslında. Hip hop'u sevmeyen, hip hop'u desteklemeyen, hip hop olunca televizyonlara çıkmaz diyen, hip hop olunca söz konusu yer verilmeyen bir kültürdü. Ama öyle bir durum yarattı ki insanların ne kadar iki yüzlü olduğunu, aslında kapitalist düzende insanların ne kadar böyle para için kılık değiştirebileceklerini gösterdi hip hop. Yani onların kabul etmediği şeyi biz şu an zorla yapıyormuşuz gibi ve onlar da tükürdüğünü yalayarak şu an bize böyle destek gösteriyorlar ama biz biliyoruz kültür olarak yıllarca yapılanı ve şimdi yapılanı ayağımızı yorganımıza göre atıyoruz. Onlar da şu an galiba ayaklarını yorganlarına göre uzatıyor. Değişmenin en güzel tarafı buydu zaten hip hop'un. Şimdi yavaş yavaş projelerinden bahsedelim biraz. Şimdi yeni bir klibiniz çıktı. Hayırlı olsun öncelikle. Eyvallah, teşekkür bu ediyorum. Bu klip ve
Daha sonrasında bir albüm var. Bunlar hakkında biraz bilgi verir misin bize? Tabii tabii. Şu an zaten çalışma aşamasında olduğumuz bir iş var, albüm. Selo İzbek diye bir albüm olacak bu. İşte Türkiye'de bir sürü sanatçının featuring yaptığı bir iş olacak. Şu an yaz dönemine girdiğimiz için belki bir klip daha çalışmamız olacak ama Eylül ayında düşünüyoruz albümü çıkarmayı. İnsanların daha yoğun olduğu zaman, okulların falan açık olduğu zaman da düşünüyoruz. Güzel bir albüm gelecek inşallah. Rap camiası içinde kıyak bir albüm olacak. Merakla bekliyoruz. Güzel Eyvallah. İsimler var. Benim de yani ta lise zamanlarında ben de bu Eyvallah. İşi yapmaya çalışıyorduk. Biz tabii biz o zamanlar tutunamadık. Yani kendimize bulamadık orada ve o zamanlardan beri takip ettiğimiz isimler var. Yani dediğim gibi Kadıköy Acil ve Selo'yu da biz o zamanlardan Eyvallah. Beri biliyoruz. Bir de Instagram'dan gelen sorulardan biraz devam etmek istiyorum. İnsanlar diyor ki ben de rap yapmak istiyorum. Yani şimdi bunun için nasıl aşamalardan geçmek gerekiyor veya nasıl ilerlemem gerekiyor? İlk önce iyi bir dinleyici olması gerekiyor insanların. İkincisi okulunu, ailesini ilk sırada tutması gerekiyor. Önce okul, sonra aile, sonra dışarı, sokak, sonra kültürle ilgilenmesi gerekiyor. Bu işi yapabilecek her adam, canı gönülden yapan adamlar. Yani özentilik olarak değil de yani böyle kültürü gerçekten gerçek anlamda yaşayan insanların yapamayacağı bir iş değil bu. Önemli olan yazmak, yazdığı şeyi hayata geçirmek. Bu sadece rapçi olmakla alakalı bir durum da değil. Grafitici olabilir çocuklar, gidip duvarları boyayabilirler. Breakdance yapabilirler çocuklar, kaykay binebilirler. Aslında hip hop dediğin zaman 5 elementli bir kültür. Hangi dalından ilerlerlerse, hangisini severek yaparlarsa o hem bizim için hem kendileri için bir gelişim kaynağı olacak. Lakin gerçek bir rapçi olabilmek için insanların önce okulunu ve ailesini, işini görmeleri gerekiyor. Rap her zaman ikinci planda olması gereken bir şey. İnsanların severek yapması gereken bir şey hip hop. Önce aile, sonra okul iş, sonra hip hop. Ve canı gönülden sevgiyle olan bir şey bu. Bir arkadaşımız da şöyle bir soru sormuş. Selo'nun sözlerinde ben kendimi kaybediyorum demiş ve şunu merak ediyorum. Selo sözlerini nasıl yazıyor ve yazarken neler hissediyor? Yani yazmış olmak için mi yazıyor yoksa o anda ilham geliyor veya hissettiği duygulardan beslenerek mi yazıyor? Kimse yazmak için yazmıyor bro ya. İlham olduğu zaman insanlar yazıyor zaten içine bir içinde bir birikim oluyor. Zaten sonuçta sokakta yaşayan insanları, sokakta gördüğümüz, sokakta bildiklerimiz. Onun dışında dünyanın her yerinde sorunlar var, savaşlar var. Düzeni bozan insanlar var. Düzene karşı bir eylem olarak belirtiyorum hip hop'u, protest değil anlayışı olarak. Yani ne görüyorsam onu yazmaya çalışıyorum ama benimki birazcık daha kapalı. Kutu gibi düşünürsen mantıklı olur. Çünkü üstü kapalı yazmaya çok özen gösteriyorum veya daha yüzeysel yazamıyorum, öyle bir durum var aslında beceri tarafında. Kendimi anlatıyorum, sokağı anlatıyorum, yaşadığım şeyleri anlatıyorum. Gördüğüm şeyleri anlatıyorum, yani dünyada var olan, gözüme ilişen şeyleri anlatıyorum. Herhangi bir şeyim yok yani, hani bir ölçüm yok yani, şununla ilgili yazayım veya bununla ilgili yazayım, ne yok. Ne görüyorsam, ne yaşıyorsam onu anlatmaya yaşadığın çalışıyorum. Yaşadığın olaylardan Aynen. besleniyorsun. Peki sen kendin dışında dinlediğin bir rapçi var mı? Var. Ben mesela İstanbul Tribi dinliyorum, komple şarkılarını çok seviyorum zaten kardeşlerimiz. Onun dışında Ceza var. Ceza'yı yıllardır dinliyorum. En sevdiğim rapçilerden birisi. Ceza, lafını keseyim burada. Ceza benim çocukluğumda çok büyük hayalimdi. Ceza ile tanışmak. Böyle bir imkan olur mu acaba? Ceza ile tanışmam gibi bir imkan olur mu? Olur tabii. Ceza böyle sonuçta insanları seven bir adam. Hani ona böyle bir şekilde gitsen ben kıracağını düşünmüyorum. Hani bir şekilde şuradan da girebiliriz. Aha. Kıracağını düşünmüyorum. Ceza insanlarla ilişkisi iyi olan bir adam. Böyle bir durumu yaratmak istediğinde, tanışmak istediğinde gerçekten kapıyı sana kapatmaz yüzüne. Gel der, buyur çok kardeşim ulaşmaya der. Çalıştım. Instagram'dan falan da çok yazdım. O çok yoğun olduğu için evet, belki evet. görmüyor olabilir bro ama böyle bir ilişkiye, bir temasa geçtiğin zaman mutlaka sana karşılığını verecek insan olarak iyi bir adam. Devam edebilirsin. Lafını kestim. Özür dilerim. Bu şey konusunda. Hangi hemşireyi dinliyorsun konusunda? Ceza. İşte İstanbul Trip. Sonra İzmir'den Cashflow var, Gazap var. Dinlediğim, severek dinlediğim insanlar. Aslında bir şey yok. Kulağıma hoş gelen insanları dinliyorum. Arkadaşım, dostum olan insanların hepsini dinliyorum. Yani bunun için sadece bunu dinliyorum değil de iyi müzik yapan herkesi dinliyorum yani. Kültürün hakkını veren insanları dinliyorum, destekliyorum yani. Bu saydığın isimden biz daha işte lise sıralarında rap müzikle tanıştığımız zamanlardan biri olan isimler aslında. Kesinlikle. Peki. İşin başından beri var olan isimler. Şu anda hala devam ediyorlar mücadelelerini. Aslında
hip hop tayfası bir savaşçı bir tayfa. Hip hop için savaşan bir askerleriz aslında hepimiz. Küçüklükten bugüne kadar gelen sürekli rütbeler değişse de hepimiz askeriz yani. Kültürün askeriyiz. Hip hop'un askerliği zaten. Aynen. Paylaşırken o şekilde paylaşmıştım. Şimdi bir soru soracağım ama istersen hani burayı yayınlamayabilirim. Bu yeni piyasaya giren farklı bir tarzda olan Kontkar hakkında biraz soru sormak istiyorum. Sanırım böyle tatsız birkaç olay olmuş. Bunun hakkında söylemek ister misin bir şeyler yoksa? Yani ya insanların arasında sürekli bir sorun olabiliyor, bir şeyler olabiliyor ama bizim ona bir düşmanlığımız, bir şeyimiz yok yani. Bir şeyler yapıyor kendi çapında. Allah hayırlısını nasip etsin. Başarılı olsun umarım. Ama demek istediğim bir şey var. İnsanların dışarıda gördüğü bir şey var. Bunlar düşman. Biz birbirimizi falan öldürmeyeceğiz. Birbirimizle alakalı bir şeyimiz yok. Olan bir şeyi de uzatmanın anlamı yok zaten. Mesela yakın zamanda çocuklarla beraber sahneye çıkacaklar. Yani bir savaş yok. Olan bir durum vardı. O durumun devamında şu an bir şey yok. Ve inşallah şöyle bir durumlar daha olmaz, daha tekrarlanmaz böyle şeyler. Herkes işini yapsın, herkes gücünü yapsın, herkes başarılı olsun. Allah yaptığı işte ona yardım etsin, bir şeyler yapsın, üretsin. Bizim hiç karşı olduğumuz bir insan veya bu bizim düşmanımız dediğimiz bir insan falan değil. Yani Allah yolunu açık etsin. Öyle bir problemimiz yok yani. Peki Çağrı, biraz da sana soralım. Şimdi öncelikle sen rap yapıyor musun? Sigara verir misin Çağrı? Yani aktif rap yapmıyorum. Ama Kadıköy Acil, dediğim gibi benim ailem olarak benimsediğim için onlarla sahneye çıkmak bana mutluluk veriyor, keyif veriyor. Onların işlerinde, projelerinde bir nebze de olsa katkımın olması bana yeterince mutluluk veriyor zaten. Onun dışında ben işin reklam kısmıyla ilgileniyorum, dijital marketing yapıyorum. Bunu da kendi arkadaşlarıma, kendi abilerime, kendi aileme uygulamaktan keyif alıyorum diyelim. Peki Türkçe rap hakkında bize birkaç bir şey söyler misin? Hatta şöyle yapalım. 5 kelimeyle bize Türkçe rap'i tanımlar mısın? Yani 5 kelimeyle kısıtlayamayız Türkçe rap'i. Ama şöyle üzerinden özetle geçersek, aslında yıllardır emek veren insanların şu an böyle bir nebze de olsa artık maddi gelirlerinin olması falan iyi bir şey. Çünkü insanların hani çok büyük beklentileri vardı yıllarca. Asla olmadı Türkiye piyasası gereği, Türkiye yönetiş şekli gereği. Şimdi gün yüzüne çıkması aslında güzel oldu. Çünkü insanlar içindekileri de söyleyebiliyor artık rap sayesinde. Yani kendinin söyleyemeyeceği şeyleri biri söylüyor, o şarkı bile ona yeterince ilham veriyordur diye düşünüyorum. Hip hop zaten sokak demek moruk, okul demek moruk. Bir aile çatısı demek. İnsanların bir çatı altında toplandığı aile ocağı gibi bir şey demek. Hip hop demek aslında bir yaşam tarzı demek. İnsanların kendine göre seçtiği, kendi kültürlerine göre yaşama tarzını benimsediği bir iş demek. Aslında hip hop hayat demek moruk. Evet. En güzeli o. Bizim de felsefemiz hip hop diyelim yani. Felsefe olarak görüyoruz. Artık giyiniş olsun, davranış olsun, hareket olsun. Bir şekilde artık bir hip hop unsuruna ait olduğumuz için kendimizi bu şeyin içinde görüyoruz. Bu çatının altında kendimizi görüyoruz. Kesinlikle. Bu çatının altına girmeden aslında hip hop kültürünün tam olarak ne olduğunu hissedemeyiz değil mi? Hissedemiyorsun aynen. Yaşaman gerekiyor. Yaşamadan bir şey öğrenemiyor ya insanlar. Aynen. Yaşayıp emek vermek gerekiyor ayrıca. Sadece yaşamak değil de emek de vermek ve gerekiyor. Ve çok ciddi emekler gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Yani insanlar dinliyor işte 3 dakikalık, 4 dakikalık şarkılar dinliyorlar. Fakat bunun arkasında inanılmaz bir emek var. Bunun beatinin yapılması var, altyapının yapılması var. Ya bir şarkı da tabii ki sadece hani rap değil burada yani her şey var yani. Her şeyi kapsıyor bu durum yani sonuçta. Sadece rap olarak bakmamak lazım. Beatmaker var dediğin gibi. Stüdyosu var, beatmaker'ı var. İşte işin ya aslında baktığın zaman 50 tane parmağın bir araya gelerek oluşturduğu tek el gibi düşünebiliriz hip hop'u. Burada sağdan gidebiliriz bir de aşağıdan tur atalım. Tamam olur. Hip hop genel olarak yani birkaç tane sanat. Bence şuradan dalını gitmeyelim, orada çevirme var. Okulun orada çevirme var. Şimdi uğraşmayalım. Polis abilerimizi seviyoruz ama çok çeviriyorlar. Birkaç sanat dalının birleşimi diye de diyebiliriz. Yani çünkü hip hop'la uğraşan herkes sanatın bir dalında oluyor. Sanatçı oluyor otomatikman. Hip hop kültürüne ait insanlar da sanata değer veren insanlar diye adlandırıyorum ben işin açıkçası. Çünkü çok büyük bir sanat bu. İnsanlar hani rap deyince böyle
Buradan gideriz. Sadece rap diye kısıtlamaya gerek yok mesela. Evet, doğru. Kaykayan kardeşlerimiz var, adamlar hareket yapıyor. Ben hayatımda hiç kaykaya binemedim. Yani beceremiyorum. Adam onun üzerinde hareket yapıyor mesela. Sanat yapıyor kesinlikle. Önemli olan kendini nerede bulduğun değil mi? Yani evet, orada evet. Keşfetmen gerekiyor. Aynen. Yeteneğin nereye gidiyorsa, kimi rap yapabilir, kimi çok güzel melodi vardır, kulağı vardır, beat yapabilir. İşte kimi bir enstrüman çalabilir, kimi resmi çok iyidir, grafiti yapabilir mesela. Ben onlara da imreniyorum. Random spreyle bir şeyler çizip böyle çok güzel şeyler çıkartmak da bir sanat bence. Çok güzel bir sanat. Peki senin dinlediğin rapçiler? Benim dinlediğim rapçiler çok var da isim vermiyorum ben. İsim vermekten de kaçıracağım biraz. Tamam. Ama kendi ailemdeki herkesi destekliyorum. Olabildiğince çok karşıt görüşü olmadığım ya da sevdiğim bir tarzda yapan rap olan insanlara da destek vermeye çalışıyorum elimden geldiğince, tanımasam da. Başarılı işin arkasındayız. Yeter ki lirik kalite olsun, yeter ki rap olsun, içinde rap olsun. Peki böyle şu anda mesela işte rap yapmak veya hip hop kültüründe olmak isteyen insanlar oluyor ister istemez. Hı hı. Bu insanlara böyle yardımcı olduğunuz oluyor mu işte böyle yavaştan bu çatının altına sokup da gerekli bilgileri aktarıp gerekli yönlendirmelerle belli düzeye kadar getirmek gibi çalışmalarınız oluyor mu? Çünkü bunu da soruyor insanlar. Ömrümüzü yediler, ömrümüzü. Bizim yapmadığımız hiçbir şey kalmadı bu kültür için. Cebimizden paralar harcayarak, cebimizden bir şeyler yaparak insanları böyle köprü oluşturmaya çalıştık. İnsanları bir araya getirmek için, affedersin kıçımızdan ter aktı yıllarca. İnsanları kaynaştırdık. Almanya'yı Türkiye'ye, Türkiye'yi Almanya'ya, İstanbul'u İzmir'e, İzmir'i İstanbul'a. Öyle şeyler yaptık ki aslında her mahallede, her semtte insanların toplanıp bir şeyler yapmasını sağladık. Yıllarca giyim dükkanımız vardı, insanlara bedelli bedelsiz ürün verdik. Stüdyomuz vardı, bedelli bedelsiz onlara iş yaptık. Yani elimizden geldiğince biz hip hop kültürüne inanılmaz şekilde destek olduk her anlamda. Hakkımız, emeğimiz var. Kimse bunu inkar edemez. Biz sadece hani kültür böyle, kültür şöyle değil de rap böyle söylenir, böyle söylenir değil de her konuda biz insanlara yardımcı olduk ve yardım etmeye devam edeceğiz inşallah. Peki bu şimdi Almanya demişken, şimdi rap'in Almanya'dan geldiğini hepimiz biliyoruz. Fakat İstanbul'da özellikle Kadıköy'de ilk sizinle başladı. O zamanlarda rap kültürü nasıldı? İlk başladığınız hiç Almanya'dan yani gelen bir kültür olarak bakmayalım buna. Çünkü ayıp olur bu ülkede de kültürü yaşayan insanlara. Sonuçta bu ülkede de inanılmaz bir kültür şeyi vardı başlangıcında. 89'larda, 90'larda bu ülkede rap'e dair ne olduğunu bilmeden rap yapan adamlar vardı. DJ'lik yapan adamlar vardı. Breakdance yapan adamlar vardı. Grafitici adamlar vardı. Tunç Tindaş var. Mesela Cezalar var. Baktığın zaman adamların tarihleri ta 90'lara kadar dayanıyor. Yani Almanya'dan gelen bir kültür değil. Sadece Almanya bu kültürün bu ülkede yayılması için, hızlanması için ön ayak olan bir şey oldu. Bu da kartel en çok önemli bir yol kat etti. Biraz daha gelişmesini sağladı. Almanya'dan buraya gelen bir kültür olarak bakmamak lazım. Evrensel bir kültür hip hop. Bizim zaten kültürümüze çok yakın bir kültür. Dedelerimiz şalvar giyip, saç çalıp, taşlama yapıp birbirleri atışıyorlardı. Biz disteşiyoruz. İşte freestyle denen bir olay var. Karşılıklı atışma. Bizde şimdi o var. Yani aslında kültürümüze yakın bir kültür olarak bizim içimize sinen bir kültür oldu. Yani içimizde olan bir şeydi. Ben köyden geldim 10 yaşında buraya. Köyde Türk halk müziği vardı ama şimdi İstanbul'a geldiğimde rapçi oldum. Yani o içimde var olan bir var olan bir şeydi yani. Peki teşekkür ederiz. Şimdi yavaş yavaş dostum sohbetlerinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi benim konseptim ve sloganım hayallerim olmadan asla. Buradan şimdi hayali olan insanlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Her insanın hayali olması gerekiyor. Hayallerinin peşinden koşması gerekiyor. Gördüğün şeyi, yaşadığın şeyi yaşatmak için insanların hayallerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bizim hayalimiz hip hop'tu. Şu an mutlu bir seviyedeyiz. Hayallerimizin gerçekleştiğine inanıyoruz. Ve bizim gibi bu işe canı veren, gönülden destek veren insanın hayallerinin gerçekleştiğini biliyoruz. Hayal insanın başarıya giden en büyük yoludur. Peki, teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Vostok sohbetlerinin bugünkü konuğu Selo ve Çağrı'ydı. Hip hop kültürünü kendilerinden bizzat dinledik. Programı sonlandırırken böyle bize bir akapella atmak ister misin? Olur.
Zaferle çektiğiniz kanlı savaş çılgınlığı, çağ dışı olup sağır eder çığlığı, zılgıda döner acı ağıt gözyaşı, yürek dağlarken onlar duymaz haykırışı. En nazır sevapları örten günah, ayıplarıyla yıkar o koskoca dağ, zahiriydi batini yalanlar ayak bağı, karanlığa gömer aydınlık her çağa.